Herkese selamlar. Bugün çok fazla sorulan bir sorudan F1 öğrenci vizesinden yani F1 öğrenci vizesinden bahsetmek istiyorum. F1 öğrenci vizesi nedir? Hangi okullara F1 öğrenci vizesiyle gidebilirsiniz? F1 almak için neler yapmak gerekiyor? Bir aracıya ihtiyacınız var mı? Gibi soruların üzerinde durmak istiyorum. Müzik Bu videoyu sizlere Princeton Üniversitesi'nden çekiyorum. Princeton Üniversitesi New Jersey'de Amerika'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Aynı zamanda Albert Einstein'ın hocalık yaptığı ve ikinci evim dediği Princeton Üniversitesi'ndeyiz. Artık Türkler arasında da daha çok F1 vizesi diye bilinen, Türkçe tam olarak Türkçe söylememiz gerekirse F, Fransa'nın F'si 1 diye adlandırılan öğrenci vizesi Nedir? Kısaca onun üzerinde duralım. En çok uluslararası öğrencinin temsil edildiği ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. F1 vizesi birçok okul çeşidine verilebilir. Bunların arasında özel okullar, dil okulları, 2 yıllık okullar, 4 yıllık okullar gibi bir sürü okul olabilir. Mesela üniversite için gelebilirsiniz, ön lisans programı için gelebilirsiniz, özel okullar için gelebilirsiniz. Aynı zamanda master derecesi veya doktora derecesi için gelebilirsiniz. Birçok okul çeşidine F1 vizesiyle gelinebiliyor. Peki F1 vizesini her türlü okul verebilir mi? Hayır, F1 vizesini verebilecek okullar Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir izinle bu F1 belgesini yani I-20 dediğimiz veya Türkçede I-20 diye çevirdiğimiz öğrenci belgesini düzenleyebilir. Dolayısıyla Amerika'ya F1 öğrencisi olarak gelebilmenin birinci şartı I-20 belgesine sahip olmaktır. Bu belgeyi de sadece I-20 verme yetkisine sahip olan, devletten izin almış olan okullar düzenleyebilir. Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi çocuklarımızın Amerika'daki ortaokullarda, liselerde, ilkokullarda eğitim almasını istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz diye soruluyor. Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Devlete ait olan ilkokullar, ortaokullar, liseler I20 belgesi veremez. Dolayısıyla public school sistemi dediğimiz devlete ait okullarda I20 sistemi yok. Dolayısıyla buraya yabancı öğrencilerin I20 belgesi alarak gitmesi mümkün değil. Fakat i20 belgesini ön lisans programları, lisans programları, sertifika programları, İngilizce eğitimi veren ISL dediğimiz programlar bunların hepsi i20 belgesi verme hakkına sahip olabilir. Tabi devletten izin aldılarsa. Peki F1 vizesi müracaatı yapmak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle gitmek istediğiniz okuldan i20 belgesi almanız gerekiyor. I-20 belgesi sadece bunu vermeye yetkili olan okul tarafından düzenlenebilir. Dolayısıyla önce gitmek istediğiniz okulu tespit edip daha sonra o okulun Öğrenci kabul ofisi veya admissions office dediğimiz ofisiyle görüşüp mutlaka bir kabul belgesi almanız gerekiyor. Peki bir okul I20 belgesi vermeden önce nelere dikkat ediyor? Öncelikle o okula neden gitmek istediğiniz önemli. Okul bunu mutlaka size soracaktır. Neden bir programa katılmak istiyorsunuz? Neden o okula gitmek istiyorsunuz? Dil okulu olabilir, üniversite olabilir, master olabilir. Eğitim seviyesi arttıkça mutlaka okulların istekleri de artıyor. Mesela bir dil okuluna giderken çok fazla dil okulu size soru sormazken bir 4 yıllık okula veya master programına gitmek istediğinizde okullar sizden o okula niye başvuru yaptığınızı, niye gitmek istediğinizi sorabilirler. Sizden bir sürü başvuru belgeleri isteyebilirler. Temel olarak bir okuldan i belgesi alabilmek için o okulun yapılması gerektiğini söylediği şeyleri yapmak gerekiyor. Bunlar başvuru formu doldurmak olabilir. Aynı zamanda bazı bilgilerin, belgelerin gönderilmesi olabilir. Bazı durumlarda transkriptlerinizin, diplomalarınızın, tavsiye mektuplarınızın gönderilmesi şeklinde olabilir. Burada çok temel sorulan sorulardan bir tanesi bizim e, Türkiye'deki değişle. Peki bankada ne kadar para göstermek gerekiyor? Bu lafa bayılıyorum. Göstermek gerekiyor. Yani bunu almak için ne yapmak gerekiyor? Onun daha bizim versiyonumuz, bizim söyleme versiyonumuz ne kadar para göstermek gerekiyor şeklinde oluyor. Bu tabii tamamen okulun sizden ne istediğiyle alakalı. I-20 belgelerinin tamamında okul masraflarının yazdığı bir bölüm olur. Ve okul masraflarının yazmış olduğu bu bölümde Okulun kendi masrafları artı öğrencinin Amerika'daki yaşam masrafları olur. İşte bu okul masrafları artı yaşam masrafları ne kadarsa bir okul dönemi için o zaman sizin bunu bankanızda tabiri caizse göstermeniz veyahut da bu kadar paraya sahip olduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. Çok sorulan başka bir soru peki bu okulun döneminin ne kadar olması gerekiyor? Mesela 1-2 aylık bir okul olur mu veya illa 1-2 senelik bir okul mu olması gerekiyor? Bu da tamamen okulla sizin aranızdaki görüşmeye ve okulun programının ne kadar uzun olduğuna bağlı. Bazı dil programları birkaç aylık olabiliyor. Ön lisans programları 2 yıllık olabilir, sertifika programları 3 aylık, 6 aylık olabilir veya daha uzun olabilir. Dolayısıyla sizin başvurmuş olduğunuz programla bu konu direkt bağlantılı. Okulun ücreti de kendi belirlemiş olduğu ücret artı yaşam masrafları olarak belirlenmiş oluyor. Peki okul masraflarına mutlaka sizin sahip olduğunuz, ailenizin sahip olduğu bir parayla mı destek olmak gerekiyor yoksa bir sponsor bulabilir misiniz? Başka bir sponsor da sizi bu konuda destekleyebilir mi? Tabii ki sadece okul parasının kendi kaynaklarınızdan çıktığını, ailenizin kaynaklarından çıktığını göstermeniz şart değil. Bir sponsorla da okul masraflarını karşılayacağınızı belirtebilirsiniz. Bu sponsor benim gördüğüm kadarıyla bazen kişinin Türkiye'de çalıştığı bir iş yeri olabiliyor. Mesela o iş yeri kişinin Amerika'ya gelip dil öğrenip geri gitmesini isteyebilir. Veya bir akrabası olabiliyor. Abisi, ablası, amcası bu şekilde onun okumasını isteyen ve onun okumasından dolayı mutlu olabilecek bir aile ferdi olabilir. Ama tabii kahir ekseriyetle ya kişinin kendi parası veya da ailesinin anne babasının temin etmiş olduğu bir para olmuş oluyor. Konsolosluklardan F1 vizesi alabilmek için öncelikle göçmenlik bürosundan bir kabul almak gerekmiyor. Konsolosluğa direkt yapılabilen bir başvuru F1 vizesi elinizdeki I-20 belgesiyle. Tabi I-20 belgesinin dışında aynı zamanda ispatlamanız gereken konu sizin bu eğitimi karşılayacak kadar yeterli paraya sahip olduğunuz veya bir sponsorun olduğu ve aynı zamanda bu eğitimi bitirdikten sonra Türkiye'ye dönme niyetinizin olduğu. Buna 214B maddesi diyoruz. Kısaca kişinin eğitimini bitirdikten sonra Türkiye'ye dönme niyetinde olması, bir Türkiye'de residence'ının yani Türkiye'de bir ikametinin olması ve Türkiye'ye dönme niyetinde olması gerekiyor. Burada tabii bakılan şeyler kişinin aile bağları, kişinin döndüğünde ne tip bir iş yapabileceği, yaşı, eğitim durumu bu tip şeyler çok önemli faktörler olarak kendini gösteriyor. Bu tip konulara konsolosluk kendi içinde takdir hakkını kullanarak karar veriyor ve bu tip kararların herhangi bir temizi olmuyor. Peki en çok karşılaşılan red sebepleri neler? Çünkü çok duyuyorum. f vizesi için müracaata gittik. I-20 belgemize baktılar. Başka sunduğumuz hiçbir belgeye bakmadılar. Bizi dinlemediler bile ve hemen bir red aldık. Bu tabii daha çok turist vizelerinde oluyor. Hızlı bir şekilde değerlendirme ve redler ama öğrenci vizelerinde de hızlı bir değerlendirme redde giden kararlar söz konusu olabiliyor. Burada birkaç konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Neden F1 vizeleri konsoloslukta çok reddediliyor? Birinci sebebi kişinin eğitim geçmişiyle, tecrübe geçmişiyle Amerika'da yapmak istediği eğitimin birbiriyle çok tutarsız olması. Aslında en önemli red sebebi bu. Diyelim ki bir kişi üniversite mezunu değil, Türkiye'de el işi, el becerisi gerektiren bir işte çalışıyor. Bu kişi gidiyor konsolosluğa ben aslında Amerika'da dil öğrenmek istiyorum diye bir başvuru yapıyor. Tabii ki Amerika'ya dil eğitimi almaya gelen herkes illa da üniversite mezunu olacak, master mezunu olacak diye bir şey yok. Kesinlikle. Ama bu şekilde üniversite mezunu olmayan bir el becerisiyle Türkiye'de çalışan kişinin neden İngilizce öğrenmek zorunda olduğunu da konsolosluğa anlatabilmesi lazım. Kabul edelim ki çok fazla karşılaşılan bir durum değil. Dolayısıyla bu tip sorulara hazırlıklı olmanız lazım. Ben Amerika'daki şu eğitimi almaya gidiyorum, sebebi de budur. Bunun mutlaka inandırıcı bir sebebi olması lazım. Hepimizin bildiği gibi konsolosluğa mış gibi yapılan, mış gibi yapılan, muş gibi yapılan başvuruların çoğu reddediliyor ve konsolosluk görevlileri bunları reddetmekte çok da haksız sayılmazlar. Mesela size verdiğim örneklerden bir tanesini söyleyeyim. Eğer siz Türkiye'de hiç İngilizce bilmeyen birisi iseniz, şimdiye kadar hiçbir İngilizce ile ilgili bir girişiminiz olmadıysa ve Amerika'ya sıfırdan İngilizce öğrenmeye gelmek istiyorsanız, Konsolosluk görevlisi şunu sorsa, dese ki: "Peki bu İngilizceyi öğrenmek için siz Türkiye herhangi bir teşebbüste bulundunuz mu? Türkiye'de de İngilizce kursları var. Orada herhangi bir aktiviteniz oldu mu? Bir kursa yazıldınız mı? Mesela bana şu çok daha inandırıcı geliyor. Bu şekilde İngilizce öğrenme isteği arzusu olan bir kişinin önce Türkiye'de biraz İngilizcesini geliştirip bunu daha da ileri seviyeye çekmek için" veyahut da bir TOF sınavına hazırlanmak için, bir GRE, GMAT gibi sınava hazırlanmak için Amerika'ya gelme düşüncesi bana ve muhtemelen konsolosluk görevlilerine çok daha inandırıcı gelebilir. Benim burada anlattığım şeyler insanlara bir yol gösterme, akıl verme gibi düşünülmemeli. Daha çok yaşadığım şeyleri, kariyerimde gördüğüm şeyleri izah etmeye çalışıyorum ki bu redlerin sebepleri biraz daha iyi anlaşılabilsin. Çoğu zaman konsolosluk görevlilerinin verdiği redleri tamamen haksız red olarak algılıyoruz. Ama bunun da arkasında yatan sebepler mutlaka oluyor. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Yine kariyerimde karşılaştığım durumlardan birkaç tane örnek vermek gerekirse dil eğitimi için Amerika'ya gelmektense ikinci bir dil öğreneceğim diye Amerika'ya gelmektense dilimi geliştireceğim şeklinde Amerika'ya gelmek veya dilimi geliştireceğim şeklinde Amerika'ya gelmektense sertifika programı nedeniyle geliyorum demek. Sertifika programı ile gelmektense 2 yıllık bir okul için gelmek, 2 yıllık bir okul için gelmektense 4 yıllık bir okul için gelmek ve master veya doktora için gelmek genel itibariyle çok daha başarılı olabiliyor. Neden? Okulların eğitim seviyesi arttıkça sizin bu konuda daha ciddi olduğunuzu düşünüyor olabilir konsolosluk. Bu meselenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu şöyle de algılanmamalı. Demek ki biz dil okuluna gitmek yerine sertifika programına yazılırsak mutlaka bu vizeyi alırız. Tabii ki o demek değil. İlk başa tekrar geri dönüyorum. Aynı zamanda almak istediğiniz eğitimin sizin kariyerinize, iş hayatınıza veya eğitiminize katkı sağlayacak ve sizi bulunduğunuz noktadan daha ileriye götürecek bir eğitim olması gerekiyor. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. F1 vizesi ile ilgili başvurular aynı B2 turist vizesindeki konsolosluk başvuruları gibi çoğu zaman evet veya hayır diye cevap verilemeyen, bu red kararı neden oldu, bu kabul kararı neden oldu diye çok fazla analiz edilemeyen durumlar olabilir. Çünkü bütün başvuruların kendi içinde bazı dinamikleri var. Başvuru sahibinin yaşı, eğitim durumu, tecrübesi, ailevi ilişkileri, Türkiye ile olan bağları, Amerika'ya neden eğitim almak için gelmek istediği, bunun kendi kariyerine ne tip katkılar sağlayacağı bunların hepsi bir arada değerlendirilmesi gereken konulardır. F1 ile ilgili başka çok sorulan bir soru da F1 vizesi alabilmek için yani bir I-20 belgesi alabilmek için illa da bir aracı kuruma ihtiyacımız var mı? Bunun cevabı aslında hayır. Fakat tabii Türkiye'de de bu işi yapan bir sürü aracı kurum var. Aracı kurumlarla da iletişime geçip onların sunduğu imkanları değerlendirip FM vizesi alıp almamaya karar verebilirsiniz. Veyahut da kendiniz okullarla iletişime geçerek I-20 belgesi almak için onlarla yazışabilirsiniz. Bazen dil engeli, bazen okulların çeşitliliği, bazen Amerika coğrafyasının büyüklüğü kişilerin kendi kendilerine bu hareketleri yapmasına, kendi kendine okullarla iletişime geçmesine mani olabiliyor. Ama e, İngilizceniz biraz iyi ise bu konuları kendiniz toparlayabilecekseniz tabii ki siz de okullarla direkt iletişime geçebilirsiniz ama bu konuda Türkiye'de danışmanlık veren danışmanlık şirketlerinin de tecrübeleri mutlaka önemlidir. Onlardan da istifade edilebilir diye düşünüyorum. Konsolosluktan F1 vizesi müracaatı yapan kişinin eşi ve 21 yaş altı çocukları da F2 veya da F2 dediğimiz vizeyi alabilirler ailelerin de başvuru sahibiyle beraber başvurduğu durumlarda kişilerin mutlaka bu okul bittikten sonra ülkeye döneceklerini ispat etmeleri gerekiyor. Bununla ilgili finansal açıdan gösterilecek e, miktarın maddi değeri artabilir. Çünkü artık tek başına değil, ailenizle beraber geliyorsunuz. Bunları da gözden kaçırmamak lazım. Bazen dil eğitimi için gelen kişilerin özellikle konsolosluğa başvuru yaptıklarında aileleriyle birlikte başvurduklarında bu vizelerin daha hızlı bir şekilde reddedildiğini görebiliyorsunuz. Bunun sebebi çok fazla kişinin aynı anda seviye olarak bir master bir 4 yıllık okul gibi bir şey değil de daha düşük seviyede bir dil okuluna gelmeye çalışması. Bu dil okulunun bitirilmesi neticesinde Amerika'da kalacaklarının düşünülmesi söz konusu olabilir. Peki diyelim ki F1 vizesini aldınız. Bu F1 vizesi ne kadar geçerli? Amerika'ya gidip gelmenizde sorun var mı? Amerika'ya ne zaman girebilirsiniz? Amerika'da belli bir süre kalmak gerekiyor mu? Biraz da bunlardan bahsedelim. Pasaportunuza vurulan F1 vizesiyle Amerika'daki program başlangıç tarihinden en fazla 30 gün önce içeriye girebilirsiniz. Yani mesela diyelim ki programınız 1 Eylül'de başlıyor. 1 Ağustos'ta ve sonrasında Amerika'ya giriş yapabilirsiniz. 1 Temmuz mesela çok erken bir tarih, 60 gün önce olduğu için o tarihte bir giriş yapmanıza normalde göçmenlik kanunları izin vermiyor. F-1 vizesiyle ilgili çok fazla sorulan bir soru daha var. Ona da kısaca değinmek istiyorum. İlkokul, ortaokul ve lise talebelerinin F1 vizesi alıp alamayacağı. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim veren devlet okullarının I-20 verme hakkı yok. Yani devlet okulları eğer ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde ise yabancı öğrenci kabul edemiyorlar. Bunun tek istisnası özel okullar. Amerika'daki özel okullar eğer I-20 düzenleme yetkileri varsa yani devletten böyle bir izin aldılarsa sizin de bu özel okula başvuru yapmanız ve kabul almanız neticesinde size I-20 verebilirler. O zaman çocuklarınızı okula gönderebilirsiniz. Birçok kişi şöyle söylüyor. Biz turist vizesiyle Amerika'ya geldik. Çocuğumuzu devlet okuluna götürdük. Onlar da aldılar, hiçbir şey de sormadılar. Bu okulun sorunu değil. Çünkü Amerika'da anayasa gereği okullar öğrencileri okula kabul ediyorlar. Fakat o çocuğun bir yasal statüsünün olmaması, vize statüsünün sadece turist vizesi olması aslında direkt sizin sorununuz ve bunu yapmamanız gerekiyor. O yüzden eğer çocuklarınızı, Amerikan vatandaşı olmayan çocuklarınızı burada devlet okullarına göndermek istiyorsanız bunu yapmamalısınız. Eğer bunu yapmak zorunda olduğunuz bir durum kalıyorsa bu konuda mutlaka bir avukatla konuşmanız gerekir. Başınıza gelebilecek şeyleri öğrenmek için. Eşlerden birinin f alması durumunda Diğer eşin de EFTU alması durumunda, çocukların da EFTU'lu olması durumunda çocuklar devlet okuluna gidebilir mi? Onlar için ayrı bir vizeye ihtiyaç var mı? Bunun cevabı çocuklar devlet okuluna gidebilir. EFTU vizesi onların devlet okuluna gitmesine müsaade ediyor. Ayrıca bir F1 almalarına gerek yok. Ayrıca bir özel okula gitmelerine gerek yok. Diğer vize kategorilerinde olduğu gibi EFAN'da da eşlerin ve çocukların dependent kategorisinde olması, eşlik eden aile üyesi kategorisinde olması, onların devlet okuluna gitmesine olanak sağlıyor. F1 vizesiyle Amerika'ya gelen kişilerin ve F2 eşlerinin ve çocuklarının normalde çalışma izni yok. Çalışma izni alabilmek için ancak belli F1 öğrencilerinin OPT denen hakkı, CPT denen hakkı veyahut da on campus denilen kampüs içinde çalışma hakkı gibi bazı konular var. OPT'yi zaten başka bir videoda anlatmıştım. Onun linkini videonun açıklama kısmına bırakırım. CPT veyahut da On-Campus gibi çalışma şartları yani kampüsün içinde çalışma şartları da ayrı bir videonun konusu olarak tekrar işleriz. EFAN öğrenci vizelerini anlatırken son zamanlarda bu vizeyle ilgili olan bir gelişmeyi de mutlaka kaydetmek gerekir. Yakın zamanda Dışişleri Bakanlığı, EF, M ve C yani F vizesi, M vizesi ve J vizesi başvurusu yapacak kişilerle ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Bilindiği gibi COVID kaynaklı konsolosluk mülakatlarındaki gecikmeler, mülakat verilememesi, çok ileri tarihlere verilmesi gibi durumlar devam ediyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı bu, bu sorunu, Biraz daha çözebilmek için F, M ve J vizesi sahiplerine biraz daha imkan sağlayabilmek için ve onların Amerika'ya gelmelerinin aksamaması için bir ara formül üretti. Buna göre Dışişleri Bakanlığı daha önce herhangi bir Amerika vizesine sahip olan kişinin daha sonra F, M veya J vizesi başvurusu yapması durumunda konsolosluğun bu vize görüşmesini waive edebileceğini yani bu vize görüşmesinden feragat edebileceğini belirtti. Bu ne demek oluyor? Daha önce herhangi bir vize kategorisinde vizeye sahipseniz. Turist olabilir, H1, E1, E2, F, M, J, herhangi birisi ve konsolosluğa bir F, M veya J vize kategorisinde başvuru yapıyorsanız konsolosluk bunu kendi belirlediği, kendi takdir ettiği ölçüde vize mülakatına gerek yok diyerek size vizenizi verebilir. Aynı posta usulünde turist vizesi uzatmasında olduğu gibi. Şimdi bir de şöyle bir yöntem var. Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda dedi ki Visa waiver programı ülkeleri yani bunlar çoğunlukla Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler bu ülkelerin vatandaşlarına da ilk defa bir vize başvurusu yapıyor olsalar bile yani daha önceden herhangi bir vizeleri olmasa bile yeni bir FMC vizesi başvurusu yapıyorlarsa konsolosluk bu kişilerle alakalı da mülakatı yapmayabilir, mülakattan feragat edebilir dedi. Burada çok önemli bir husus var. O da şu. Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı yaptı ama bu açıklamanın kararını uygulamayı lokal büyükelçiliklere ve konsolosluklara bıraktı. Yani Dışişleri Bakanlığı böyle bir açıklama yaptı diye İstanbul'daki konsolosluk veya Ankara'daki büyükelçilik bu açıklamayı olduğu gibi alıp kullanmak durumunda değil. Kendileri bu konuyu değerlendirecekler ve konsolosluk ve büyükelçilik buna göre bir karar verecek. Dolayısıyla bu kararın Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle de konsolosluktan veya büyükelçilikten bununla ilgili bir açıklama yok. Eğer olursa bunu ya daha sonraki videolarda ya da videonun açıklama kısmında mutlaka belirtiyor oluruz. Bu konsolosluğa gitmeden, mülakat yapmadan alınabilecek vize başvurusunun şartlarından bir tanesi de daha önce herhangi bir kategoride konsolosluktan vize reddi yememiş olmak veyahut da vize reddi yendiyse bile bu vize reddinin daha sonra kaldırılmış olması. Dolayısıyla daha önce vize reddi yememiş olanlar, daha önce herhangi bir şekilde bir Amerikan vizesine sahip olan kişiler yeni bir F, M veya J vizesi başvurusu yaparlarsa o zaman konsolosluğun vize mülakatından feragat etme ve mülakatsız vize verme hakkı var. Ama bunun olacağı %100 değil. Konsolosluk ve Büyükelçilik'ten bu konuda açıklama bekliyor olacağız. Efendim bugün sizlere Effan öğrenci vizesi hakkında biraz bilgi vermeye çalıştım. Bu bilgileri verirken Albert Einstein'ın da bir zamanlar bahçelerinde yürüdüğü ve ikinci evim dediği Princeton Üniversitesi'nden seslendim sizlere. Ekim ayında çektiğimiz bu videoyu New Jersey'den, Princeton Üniversitesi'nden adeta yazı andıran bir ekim akşamından hepinize sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.